Selam dostlar, bu videoda sizlere fotoğrafçılığa sıfırdan başlayanlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm püf noktalarını ve nacizane önerilerimi sunacağım. Önceki videolarıma yapılan yorumlara dayanarak sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Bu video benim için ayrı bir kıymete sahip. Çünkü sizlerin etkileşimi ile belirlenen ilk videom olacak bu video. Çekmemi istediğiniz konu başlıklarını yorumlarda bana iletmeye devam edin. Ki burayı sizin yardımınızla, size en faydalı içeriklerle dolduralım. Bu arada YouTube profilimdeki kapak fotoğrafımda vermiş olduğum her hafta bir video çekeceğime dair bir sözüm var. Ancak işlerimin yoğunluğundan dolayı çok seyrek video paylaşım bulundum bugüne kadar. Ancak bu haftadan sonra artık her hafta bir video ile sizlerle burada olacağım. Verdiğimiz bilgilerin size ulaştığını ve fayda sağladığını bilmek beni ayrıca motive ediyor. Sonuç olarak eğitim sadece eğitimcinin anlatımı ile gerçekleşmez. Sizlerin bu konudaki sorularını ve sorunlarını yorumlarınız ile bana ulaştırmanızı bekliyor olacağım derken ilk önerime geçiyorum. Fotoğrafçılık maneviyattır. Bu sözü geçtiğimiz yıllarda bir haber sitesine verdiğim bir röportajda söylemiştim. Bu sözümü de hatırlayarak ilk önerim şu olsun: anılarınızı arşivleyin. Arşivleyin ki ileride eski çektiğiniz fotoğraflar ile yenilerini kıyaslayın ve kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi görün. İleride bunu uygulamış olmanız sizi motive edecektir. Kendinizi ne düzeyde geliştirdiğinizi görebileceksiniz ve fotoğraf çekmeye olan hevesiniz, tutkunuz artacaktır. Bununla ilgili başka bir artıdan daha bahsetmek istiyorum. Artık eskisi kadar çok fotoğraf tab ettirmiyoruz. Çünkü artık bunu gerekli görmüyoruz. Binlerce fotoğrafımız ya telefonumuzda, istediğimiz zaman erişebileceğimiz bir konumda ya da bilgisayarımızda. Eskiden negatif filmler de arşivleme yöntemimiz. Şu an negatif filmler yerine her an kırılma tehlikesi olan telefonlarımıza, her an virüs tehlikesinde olan bilgisayarlarımıza fotoğraflarımızı emanet ediyoruz. Çektiğiniz fotoğrafları her an kaybolma ya da silinme tehlikesi olan dijital ekranlar yerine somut, baskılı bir şekilde elinizde tuttuğunuzda eseriniz size daha çok haz verecektir. Grafikerlik yaptığım ilk yıllarda kendi tasarladığım bir dergi baskıdan geldiğinde o dergi okumaktan herkesten çok ben keyif alıyordum. Bunun nedeni ise benim hayal gücümle tasarladığım bir dergi somut olarak elimde ve insanların beğenisine sunuluyor. Bu konuda özellikle yeni grafikerler beni çok daha iyi anlayacaktır. Ayrıca fotoğraflarınızı albümlerinizde arşivlemek 20 yıl sonra o fotoğraflara baktığınızda sizi manevi olarak daha çok mutlu edecektir. Ve o fotoğraflar gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılacaktır. Telefonunuzda yakın tarihte çekilen fotoğraf sayısı 100'ün üzerindedir diye düşünüyorum. Peki ya 10 yıl önce çektiğiniz fotoğrafların sayısı kaç? Hayatımızdan sevdiğimiz biri ayrıldığında onunla daha çok çekilmiş fotoğraflar ararız telefonlarımızda ya da bilgisayarlarımızda. Ama genellikle eski zamanlardaki basılan ve albüm yapraklarının arasında hatırlanmayı bekleyen fotoğraflar arasında buluruz. İşte ben arşivlemeyi maneviyata bu noktada bağlıyorum ve sonraki önerime geçiyorum. Bana sorulan en çok sorulardan biri de fotoğraf makinesi tercihidir. Bütçenize en uygun fotoğraf makinesini tercih edin. Fotoğrafçılığa yeni başlayanların aklındaki ilk soru genelde fotoğraf makinesi tercihi oluyor. Gelen yorumlar arasında bununla ilgili sorular da vardı. Bu yüzden bu konuya da değinmeden geçmeyelim. Fotoğraf makinesi tercih ederken elbette ilk olarak bütçenize uygun olup olmadığına dikkat ediyoruz. Düşük bütçe ile yüksek performans elde edememe çekimserliği olabilir. Ancak yeni başlayanlar için teknik bilgi ekipmandan çok daha önemlidir. Eğer bütçeniz çok kısıtlıysa başlangıçta ikinci el bir DSLR fotoğraf makinesi alıp kendinizi geliştirmenizi öneririm. Fotoğraf makinenizin çekim kalitesi bir yerden sonra zaten sizi tatmin etmeyecektir. Ama bütçeniz uygunsa ya da biraz zorlayabileceğiniz bir konumdaysa size kesinlikle sıfır bir DSLR fotoğraf makinesi almanızı öneririm. Ben 1,5 yıldır Fujifilm'in X-T3 ve X-T4 modellerini kullanıyorum. Bunun nedeni de şu: döviz kurlarının ülkemizdeki etkisi malum. Elektronik cihaz alırken genellikle yurt dışı piyasasını da araştıran insanlardan biriyim. Elektronik cihazları yurt dışından daha uygun fiyatlara satın alabiliyoruz, evet. Ancak bu Fujifilm için geçerli değil. Fujifilm Türkiye'den aldığımız fiyatlar yurt dışında dolar bazında aldığımız fiyatlardan çok daha uygun oluyor. Hatta benim adımı vererek yapacağınız alışverişlerde size ekstra indirim sağlayabilirler. Dipnot olarak şuna da değinmek istiyorum. Ekipmana yatırım yapmak için uygun bütçeniz varsa başlangıçta bir DSLR body alın ve paranızın kalanı ile lens alın. Fotoğraf makineleri satan firmalar sürekli yeni modeller ürettiği için 0-1 makine bile alsanız 5-6 yıl içerisinde fiyatı değer kaybetmiş olacak. Ancak lensler
10 yılı da geçse kolay kolay değer kaybetmiyor. Buna örnek olarak Canon 5D Mark II model ikinci el fotoğraf makinesi bundan 6-7 yıl önce 8.000 ila 10.000 lira arasındaydı. Ama şu an ikinci el piyasasında lensiyle birlikte 3-4 bin liraya bulabilirsiniz. Lensler içinde Tamron 17-50 lensi örnek olarak gösterebiliriz. Bundan 10 yıl önce ikinci elini 900 liraya almıştım. Şu anki en düşük fiyatı 900 liradır. Ekipmanlar ile ilgili bütçeniz varsa en iyi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İnternet ortamında bulamayacağınız kaynak yok. Fotoğrafçılığı ücretli kurslara katılıp öğrenmenin alternatifi olarak internet ortamında ücretsiz kurslara erişip kendi okulunuzu yaratabilirsiniz. İlk dersinizi örnek olarak 15 dakikada temel fotoğrafçılık eğitimi başlıklı videomu bu videonun sonundaki kartlarda ve videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Benim gibi birçok eğitmen size bu platformda ücretsiz eğitimler sağlıyor ve mesela benim videolarımın konu başlıklarını artık genel olarak siz belirleyebilirsiniz. Size sunulan çok güzel bir imkan bu. Hepinizin eğitim videolarını ayıracak bütçesi olmayabilir. Mesela ben ortalama 6 yıl önce internetten eğitim videoları izleyerek kendi web sitemi kurdum. Örnek olarak görmek isterseniz onu da açıklama bölümüne ekleyeceğim. Bu size yapabilecekleriniz konusunda fikir verecektir, ilham olacaktır diye düşünüyorum. Başkası yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir fotoğrafçıyım ve fotoğrafçıların büyük bir kısmı sektörü kalabalıklaştırmamak, rekabeti yükseltmemek adına bildiklerini öğretmekten çekinir. Neticede siz de bu piyasaya girmek için, yani bu işten para kazanmak için eğitim alıyor olabilirsiniz. Ancak önerilerime şunu da eklemeliyim arkadaşlar. Piyasaya girdiğinizde diğer fotoğrafçılar ile adil bir rekabete girin. Freelancer olarak çalışsanız bile piyasa değerini kötü etkileyecek fiyatlar vermemeye özen gösterin. Ki düşük fiyat veren değil, güzel fotoğraf çeken kazansın. Kendinizi geliştirmeniz konusunda söylemem gereken birkaç şey daha var. Fotoğraf okuyun. Fotoğraflar kitaplar gibi bize hikayeler anlatır. Her fotoğrafın bir hikayesi vardır. Açıklama bölümünde yine linkini bulabileceğiniz dünya genelindeki profesyonel ya da amatör milyonlarca fotoğrafçının fotoğraflarını ekipman ve çekim bilgileriyle beraber paylaştığı bir site var. 500px. Bu siteden istediğiniz fotoğraflara bakıp hangi makineyle ya da lensle hangi ayarlarda çekildiğini görebilirsiniz. Fotoğrafların size anlatmak istediği hikayeleri görmeye çalışabilirsiniz. Alın size milyonlarca bilmece. Daha sonra aynı ayarlarla elinizdeki makineye göre aynı ışık ortamında aynı fotoğrafları çekmeye çalışın. Daha çok fotoğraf çekin çünkü çektiğiniz her kare bir tecrübedir. Fotoğraflarınızı çektikten sonra sadece arşivlemeyin. Profesyonel insanların yanı sıra fotoğraf çekmeyi bilmeyen insanların dahi yorumunu alın. Her yoruma açık olun ancak yorumların haklılığını da araştırın. Fotoğraf çekerken kendi pencerenizden dünyayı insanlara sunuyorsunuz. Ancak fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basmaktan ibaret değildir. Deklanşöre basmak bile aslında iki aşamadan oluşur. Deklanşöre önce yarım basarsınız ve fotoğraf makinemiz net alanı belirler. Daha sonra parmağımızı deklanşörden çekmeden tam bastığımızda da fotoğraf çekimi tamamlanır. Tabii bunlardan önce deklanşöre basmadan hemen önce altın oran kuralı, ufuk çizgisinin dengesi ve kadrajınızın kenarları gibi kontrol etmeniz gereken bazı noktalar var. Çekebileceğiniz en etkili açıyı yakalamak için farklı açıları mutlaka deneyin. Bir sokağı mı çekiyorsunuz? O sokağı bir binanın tepesinden çekmeyi deneyin. Bir modeli mi çekiyorsunuz? Modelin duruşuna göre en uygun açıyı bulana kadar etrafında dönün. Bir objeyi mi çekiyorsunuz? Kamera lensiyle zoom yapmak yerine siz ona yaklaşın ve farklı açılar deneyin. Bu şekilde tembellikten kaçmanız sizi en güzel açılarda çekilmiş fotoğraflara sürükleyecektir. Değinmek istediğim bir sonraki konu da şu: her eğitmenin verdiği bilgiye kayıtsız şartsız güvenmeyin. Herkesin yanılma payı olabilir. Ömrünü bilime adamış bilim adamlarının bile. Bizden aldığınız bilgileri teyit etmek için uygulamaya koyulun. Bu da sizi tembellikten kurtaracaktır. Ayrıca fotoğraf çekerken doğru ışık, ortam ve makine ayarlarına fazlasıyla özen gösterin. Photoshop'a ne kadar az iş bırakırsanız fotoğrafınız o kadar doğal görünecektir. İşin bu kısmını da uygulamanız tembellikten kaçınmanızdan geçiyor. Bu videoda size aklıma ilk gelen önerileri aktardım. İkinci öneri videosunu çekmemi istiyorsanız sizlerin yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sormak istediğiniz soruları ve konu başlıklarını yorumlarda bana iletin. Sonraki video başlığımız bakalım ne olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.